Değerli izleyenler, Manyas'tayız. Şu anda Manyas Ziraat Odası'ndayız. Yanımda Ziraat Odası Başkanı Sayın Hüseyin Danç var. Hüseyin Bey, nasılsınız? Eski sınıf arkadaşı olarak ziyarete geldim yine bugün. Evet. Biz mektep arkadaşı olarak ziyarete geliyoruz. Doğru. Şimdi efendim, 40 yıldır odanın içindesiniz. Ama artık başkan adayı da değilsiniz. Delegede olmadınız. Neden bırakma kararı aldınız? Şimdi geriye döndüğümüzde 40 yıl hakikaten uzun bir dönem. Yani 83 yılında bu işe girdik. Meclis başkanı olarak girdim. Yönetimlerde görev aldım. Benden önceki başkanın ölmesiyle görev bana kaldı 95 yılında. 95 yılından beri de başkanlığı götürüyorum. Uzun bir süre. Yani mezara kadar diye bir şey olay yok. Yani belli bir dönem bırakmamız gerekiyor. Hakikaten yerden gençlerin de gelmesi lazım. Biz girmiştik 68 yaşına. Yani 68'i tamam. Görevi yapabilir miyiz? Yaparız, devam ederim ama yani geriden gelen arkadaşlara da yol vermemiz lazım. Çok uzun süreç. Evet. 27 yıl. Yani ben bizim burada ilk başkan 20 sene görev yaptı. 20 sene görev yapılır mı diyordum kendi kendime. Bu kadar uzun süre 20 yıl görev yapmış, biz 27 sene yaptık. Çok uzun bir süreç. Evet. Tabii koltuklar da kolay terk edilmiyor. Kolay bırakılmıyor. Siz bir örnek teşkil ediyorsunuz bu durumda. Dediniz ki gençler artık yol açmak, gençlerin önünü açmak gerekiyor dediniz. Yani bizim bu işlerde hakikaten yani örnek abilerimiz var. Ben isterim yani. Günü geldiği ille böyle seçimini kaybetmenin bir anlamı yok. Evet. Yeri geldiğinde bırakmak gerekiyor. Benim fikrim bu yani. Evet. İlle sonuna kadar bunu ölünceye kadar diye babadan oğlaya diye demişim. Evet. Yeni gelen arkadaşlara devretmemiz gerekiyor. Evet. Bunun dışında başka görevleriniz de oldu uzun yıllardan beri. Onları da anlatır mısınız? Tabii biz pancar işi sonradan çıktı gerçi de bu işi görevi yaparken bölgemizde Bursa Balıkesir Pancar Kokteyl diye bir kurum var. Burada onların satış yerleri yoktu, kiradaydı. O dönemde kokteyllere bağlı olarak Şekerbank vardı. Yani Pancar Kokteyl'in ortak olduğu Şekerbank kuruluşunda pancar üreticisiydi. Onun Manyas'ta kapanması, burada olan arsalara yeni yerler yapılmaması, yani kokteyl olarak biraz basit kalıyordu bölgemizde. Yani Şekerbank'ın kapanışından bile haberleri yoktu. Yani sizin ortak olduğunuz bir kuruluş bir şube kapatıyor, bilginiz dahi olmuyor. Bundan dolayı bunu ben bizim arkadaşlara anlattım, yönetim kurulu arkadaşlara, meclisimize. Sen dediler bu işe soyun. Ben dedim ki buradan bir kişi çıkarsa bu işler olur. Arkadaşlar dediler ne gerekiyorsa sana yardımcı olacaksın, sen bu işe soyun. Öylelikle bu işe girdim. 99 yılında da pancar kooperatifine girdik. Orada görevim halen devam etmekte. Pancar kooperatifinde devam ederken kooperatiflerin ortak olduğu kuruluşlar var. Beta gibi, Mölcaç köyünde olan Beta salça fabrikası, tohum üretim fabrikası vardı. Orada yöneticilik yaptım 4,5 sene. Ankara'daydı genel merkezi. O görev tek kuruma geçince, yani 3 ortak bir kuruluştu. Amasya Şeker Fabrikası, Konya Şeker Fabrikası ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın ortalık olduğu bir kuruluştu. Konya'ya devroldu. Konya'ya devrolunca Konya bütün şeyleri bölgelerdeki yatırımlarını merkeze topladı. Konya'ya topladı. Buradaki salça fabrikasının bütün malzemeleri, tohum tesisleri falan hepsi Konya'ya gitti. Dolayısıyla burada Beta'nın işi kalmadı. Yine Pancar Toprafı'nın temsilen tohum sanayicilerin alt birliğinde görev yaptım 4 yıl. O da benim işim değildi. Sanayici kendi menfaat için koşturuyor. Biz kurumları temsil eden şey yapıyoruz. Orada da 4 yıl çalıştım ama o da bana stres yapmaya başladı. Herkes para peşinde koşturuyor. Biz kurumlar için mücadele ediyoruz. Orada da 4 yılımızı verdik. Yine Ziraat Odası'na dönem. Ama benim esas çalışma şeyim, gelirim tarımdan olan iş. Yani aynı zamanda da çiftçilik yapıyorum. Birebir çiftçilik yapıyorum yani. Yeri geliyor traktörün tepesine biniyorsunuz. Valla 8-9 sene yani 8,5 sene Ankara'ya gidip geliyorum. Her ayda gidip geliyorum. Burada Ziraat Odası Başkanlığım var. Bunları da yürüttük bana da bu işleri yaparken.
Sonunda baktım bu işler ağır gelmeye başladı. Belli bir yaşta hepsini taşıyabiliyorduk ama şimdi yani hayret ediyorum nasıl taşımışım diye. Dolayısıyla bizi yormaya da başladı. Biraz da stres yapmaya başladı. En ufak haksızlığı kaldıramamaya başladık. Bir de şimdi bu işler daha farklı olmaya başladı. Yani her şeye siyaset girmeye başladı. Onun da farklı şeyleri var. Dolayısıyla dedik bu kadar yeter. Yeni arkadaşlara da biliyordum. Onlar taşısın. Biraz yükü de onlar taşısın. Biz yeter dedik yani. Bir şey bekleyerek de yapmadım mesela. Ben Ziraat Odası'nda. Bir mahkeme fark bekleyerek de yapmadım. Ha bir şeyler meydana getirdik. Ayrı olay. Yoktan bir şeyler var ettik. Kurum devam eder. Yeni arkadaşlar gelir. Kimseye kalmaz yani. Hiçbir şey meydanda kalmaz. Başkanım, yeni arkadaşlar gelir dediniz. Sizin desteklediğiniz bir arkadaş var mı? Genel kurulumuz olacak yakında. Şimdi ben bu işi kimse haber vermeden bıraktım. Niye? Bunu 3-5 ay öncesinden ben bu işi bırakacağım desem farklı mecralarda farklı insanlar girecekti. Şimdi en yakın arkadaşlarıma dahi söylemedim. Ha benle beraber uzun seneler mücadele eden arkadaşlarımız da kimseye bir şey söylemeden aynı gruptan, aynı yönetimden 4 kişi mesela bıraktık. Kimsenin birbirinden haberi yok. Demek ki diğer arkadaşlar da benim düşüncem demiş. Yani 21 kişi Badamayısında 8 kişi kendi isteğiyle bıraktı desem yeri var. Bunlar seçim falan kaybederek değil, kendi isteklerini bıraktı. Demek ki belli bir yaşa gelince her şey bırakılıyormuş. Yani koltuklarını terk etmek o kadar zor değilmiş. Evet. Ha onun için yani gelecek ekipte bu işi götürecek arkadaşlarımız var. Şu demem yanlış olur ama eğitim verdiğimiz, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onlar rahatlıkla yapabilir bu işi. Başkanım, kimler aday gözüküyor? En net bilgi sizde. Ben de şu anda aday yok. Hayır, siz biliyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir yapısı var manyasın. Senelerden beri bizde çarşaf liste çıkar. Yani ben dahil liste çıkarma. Herkesin ismi yazılır. O isimler için en fazla 21 oy alan kişi oda meclisini oluşturur. Oda meclisi de kendi arasında yönetimi oluşturur. Hiçbir zaman ben listem bu diye aday olmadım. Çarşaf listeyle ilgili. Çarşaf liste olur, evet. İnşallah bundan sonra da olacak. Evet. Başkanım, 2022 bitmek üzere. Bir iyi tarım uygulaması var çeşitli yerlere. Sanıyorum Gönen'de de başladı. Mayıs'ta bir iyi tarım uygulaması var. Bir de 2022 yılı tarımı nasıl geçti? Genelde. Şimdi ilçe olarak bazı yeniliklere fazla açık değiliz. O eksimiz var. Şimdi Mayıs olarak ürün bazında çelteye dönüştü. Çeltikte böyle suyu bol olan bir su, bol suyla yetişen bir ürün olduğu için bu sulama baraj olayı bittiğinde, barajla birlikte sulama olayı bittiğinde sahalar biraz daha genişleyip çeltik üretimi biraz daha fazla başlayacaktır. Bunun haricinde hayvancılık, yani daha önceki sizlerle konuştuğumuz konuların içinde çiftçi hayvancılıktan para kazanamadığı için terk etti. Şu anda Manyas'taki hayvancılık 1/3'e düştü. Yani 150 bin, 180 bin ton civarında süt toplanırken bırakam 50 bin tonlara düştü günlük. Dolayısıyla hayvancılıktan bir kaşış var. Tarımda da büyükler yavaş yavaş ufak çiftçiyi bitiriyor. Sistem olarak bir sıkıntı var. Şimdi çeltik hakikaten Manyas'ta bir farklı bir şey oluştu. Herkes çeltik ekmeğe uğraşıyor. Çelteğe bağlı olarak herkes yatırım yapmaya uğraşıyor. Bakıyorum herkes motorunu yenileme uğraşıyor, büyütme uğraşıyor. Araziler büyümüyor aslında da. Ama bir modadır gidiyor. Şimdi 2022 yıl nasıl geçti dersiniz? Çeltik'te iyi bir yıl geçti. Nasıl iyi bir yıl geçti? Geçen sene 4,5 lira olan fiyat bu sene 15 lira ortalama. 15, 15,5, 16 lira civarında oluştu. Bu çiftçinin, üreticinin beklemediği bir rakamdı. Hakikaten iyi rakamdı. Bir de verimler güzel oldu, randımanı tuttu. İyi paralar kazandı. İyi paralar derken güzel paralar, beklemediği paralar kazandı üretici. Yani bu buğdayda da
iyi rakamlar kazandı ama işte bazı ürünlerde sıkıntılar yaşandı işte mısır. Mısır beklenenleri vermedi ama bizde ağırlık çelti oldu, olduğu için çeltiden öyle kazandı bu yıl. Dolayısıyla çeltide seneye de, sene içinde aşırı bir arz talep var. Bir de bunun yanında domates ekilmiyordu mayasta. Çok az bir ekim vardı ama domatese de bir yüklenme var insanlarda. Ürün para yaptığı için. Aslında bu bir, bana göre yanlış bir politika. Yani para yapan her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Her yani senelerden beri bu işi yapıyoruz. Bir ürün para yaptığı zaman 4 sene tokadını yiyoruz hep devamında. Bu oluşmaması lazım. Yani insanlar ektiği rakamı yaptığı işi bilmesi lazım. Fiyatlar önceden belirlenmesi lazım. Tarım politikası. Tarım politikasında yani sıkıntımız var. Bunların düzenlenmesi lazım. Çiftçinin hata yapma şansı olmaması lazım. Hatta bir hata 5 sene geri götürür çiftçiyi. Yani kumar oynanacak zaman yön değil. Geçen yıl domatesi zor 1500 lira ekildi, 3000 liraya kadar çıktı. Çok para, üretici çok para kazandı ama seneye çok aşırı bir ekim olur gibi geliyor bana. Ege'de dahil buna. Çünkü Ege'de mısır vardı, pamuk vardı. Şimdi bunlara domates ekilecektir. Aşırı üretimde bizde büyük sıkıntı oluşuyor. Evet. Başkanım, 27 yılda önemli projeler yaptınız herhalde tarım için. Birkaçını sıralayabilir misiniz? Manyas'a şu projeleri kazandırdık diyebilir misiniz? Proje deyince farklı şeylere bakıyoruz. Tabii biz bana göre şu anda Manyas'a en fazla en değer verdiğimiz, yaptığımız olay bulunduğumuz binayı yapmaktır. Şu anda Ziraatımızın kendine ait bir binası vardır. Yani uzun yıllar öyle bir sorunumuz kalmayacaktır. Ne zaman yaptınız binayı? Kaç yılında? 6 yıl oldu. 6 yıl, evet. Yani 2016 yılında yaptık. Hatta paramız, biz çok paramız var zannediyorduk da işin içine girince para yetmedi. 3 aşamada bitirdik inşaatımızı. Tabii gelirlerimiz belli, fazla bir gelirimiz yok. Ama kontrollü parayı, fuzuli yere harcamıyorsanız para birikiyor öyle veya böyle. Kaç üyeniz var başkanım? Ben başkan olduğum zaman 7300 civarında üyem vardı. Şu anda kayıtlı üye sayısı 5135 civarında. Ama aktif çiftçi 2000. Evet. Yani niye o kısa rakam 5000? İnsanlar çiftçilik yapan, en ufak çiftçilik yapan kişi Bağkurlu olmak zorunda. Bir de sigorta. Yükümlülükler artıyor. Yükümlülükler artıyor. Sigorta olmuş oluyor. Yani Bağkurlu olmuş oluyor. Sağlık şeylerinden yararlanıyor. Bundan dolayı üye sayımız kalabalık. Evet. 5135 kişi ama aktif çiftçi 2000 civarında. Projelerden söz ediyorum. Projeler yani son 2 yıl önce TANAP'tan aldığımız teşvikler var, krediler var. Bunları biz iyi değerlendirdik. Şu anda işte üreticinin hizmetine sunduğumuz 2 tane kemre savurma makinesi, hatta bir tane de şey var, sulu gübre makinamız var. İlaçlama makinamız var. Pancar sökme makinamız var. 2 tane de kurutma makinamız var. Kurutma makinaları neye şey yaptık? Piyasada fiyat dengelemek için. Ama üreticinin de işini görüyoruz. Çiftçi mağdur olmuyor. Yani eskiden kurutmalarda sıkıntı yaşıyorduk. Kuyruk oluşuyordu. Şimdi bu mayasla yavaş yavaş kalktı. Ufak çiftçinin sorunu fazla olmuyor. O faydamız geldi. Bu tür projelerimiz oldu yani. Evet. Evet. Başkanım, 27 yıl başkanlık, 40 yıldır bu camianın içindesiniz. Artık emekliliği düşünüyorsunuz. Kendinize zaman ayırmayı düşünüyorsunuz. Ama Manyaslılar da farklı bir şey düşünüyorlar. İsminiz belediye başkanı adaylığı için geçiyor. Demek ki seviliyorsunuz. Bu görevi layık görüyorlar. Böyle bir niyeti var mı? Buradan duyuralım. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim de. Siyaset ayrı bir iş. Bugüne kadar hiç düşünmedim. Düşünmedim değil. Daha önce yıllarda aynı tekliflere geldi ama hiç siyaset düşünmedim bir olay. Belediye başkanı. Yani ben yeterince görevlerimi yaptığıma inanıyorum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Hakikaten kulağınıza da geliyor ama o amaçla istifa etmedim yani. Kendimi düşünerek istifa ettim. Anladım. Teşekkür ederim. İyi, biz teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler, Manyas Ziraat Odası Başkanı Sayın Hüseyin Danç ile birlikteydik. Onunla çeşitli projeleri konuştuk. Bugüne kadar neler yapıldı, neler yapılmadı, bundan sonra ne düşünüyor yaşamında, onlarla ilgili sizler için sohbet ettik.
Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamda da başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hoşçakalın efendim. İnşallah sivil hayatta da görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Dileriz.